Vedat Muriç'i kapatırsak eğer, Hı. Alican Kutlu attaymış, Hı. TR Scout, Şef Scout, Alican Kutlu. Alican da Hollanda'dan bizim karşımızda. Hollanda'ya ve sana iyi akşamlar diliyoruz. Alican, merhaba. İyi akşamlar Hakan Bey. Hollanda'dan selamlar. Hı. Bizden de selam. Şimdi gündem oldukça yoğun tabii. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da ve Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Aynı zamanda Trabzon'da. İstersen Galatasaray'la başlayalım. Okaka, Tete isimleri var. Beşiktaş'ta Nainggolan var. Okaka, Tete diyelim mi Galatasaray için? Tabii. Direkt başlayalım. Teteh'le başlamak istiyorum. Teteh bildiğimiz üzere Ocak ayında, bu Ocak ayında Galatasaray'ın ilgilendiği bir isimdi. 7,5 milyon euroya transferi konuşuluyordu. Evet, o transfer olmadı. Sparta Prag'da kaldı ve Cagney transfer edildi. Tete potansiyelli bir oyuncu. 21 yaşında, 1,93 boyunda çok fizikli bir oyuncu. Fiziğine aldanmamak lazım. Gayet dinamik, gayet mobil bir oyuncu. Boş koşular yapmayı seviyor ve iyi bir bitirici aynı zamanda. Yalnızca Galatasaray haberleri çıktıktan sonra ikinci yarıda, ligin ikinci yarısında yalnızca 2 gol attı. İlk yarıda 9 gol atmıştı ama sezonu 11 golle kapattı. Biraz performansı düşüşe geçti. Everton ve Wolves da ilgileniyordu kendisiyle. Gayet makul bir transfer bedeliyle Tete kadroya katılabilir Galatasaray adına. Gayet iyi bir transfer hedefi. Evet, yine Galatasaray için ismi geçen oyunculardan biri de Okaka. O da Burancan'ın haberlerinden biriydi Türkiye gazetesinde. Okaka'yı soralım sana. Evet, Okaka da şu son 2-3 sezondur çok fazla süre alamamış bir oyuncu Watford'da. Kiralık gitti geçtiğimiz yarı sezonda Udinese, Igor Tudor'un yönettiği Udinese. Orada çok da kötü oynamadı ama en iyi performansı 2015-2016 Anladım. sezonundayken, Anderlecht'teyken gelmişti. O sezon 13 gol kaydetmişti. Geçtiğimiz 3 sezon ise çok ciddi bir gol katkısı veremedi. Çok da süre alamadı. Galatasaray az transfer olabileceğini düşünmüyorum. Büyük ihtimalle iyi bir hamle oyuncusu olarak güçlü, fizikli, kafa toplarında Eren Derdi yokun yaptığı ve verdiği katkı tarzı bir katkı verecektir Okaka. Gayet makul bir transfer bedeliyle de transfer edilebilir. Okaka da Galatasaray'a en azından ikinci bir hamle oyuncusu olarak, bir forvet olarak da katkı verecektir. Peki son olarak Nainggolan'ı soralım. Beşiktaş'ta ismi geçiyor. Nainggolan Yok, Galatasaray'da da ismi geçiyor. Galatasaray'la ismi geçiyor. Evet. Neler söyleyeceksin Nainggolan? Evet, Nainggolan dünya standartlarında hepimizin bildiği bir orta saha zaten. Belçika milli takımında da çok önemli bir oyuncuydu geçmiş zamanda. Roma'dan oyalaylı bir şekilde ayrıldı ama Inter'de yine as oyuncuydu, as orta sahaydı. Açıkçası Galatasaray'a transfer edilirse de, Beşiktaş'a transfer edilirse de ligin en önemli, en iyi orta saha oyuncusu olur diye düşünüyorum. Özellikle Galatasaray'da Melo'nun gidişinden sonra o Galatasaray taraftarının istediği savaşçı, yırtıcı, hiç durmadan mücadele eden ve koşan orta saha olacaktır Nainggolan. Beşiktaş adına da takımın lideri, takımı hem defansta hem hücumda liderlik yapacak ve yönetecek bir oyuncu olacaktır Nainggolan. Büyük ihtimalle kiralık gelecektir. Çünkü ciddi bonservis bedeli ödenilerek transfer etmişti Inter onu geçtiğimiz yaz. Nasıl gelirse gelsin Türkiye Ligi'nin en önemli orta saha oyuncusu olacaktır Yeter ki Nainggolan. gelsin diyorsun Alican. Yeter ki gelsin, yeter ki görelim Peki son ligimizde. olarak bir de şeyi soralım sana. Adriaç, gerçekten merak ettiğimiz bir oyuncu. Trabzon için soralım sana Adriaç'ı. Türk halkı tabii ligde izleyeceği bir oyuncu. Neler söylersin Adriaç için? Evet, Donis Avdija aslında inanılmaz bir wonderkid olarak gözüküyordu. Hatta U17 takımında oynarken 25 maçta 44 gol atmıştı ve herkesin dikkatini çekmişti. U19 liginde de çok iyi oynadıktan sonra Liverpool çok ciddi bir şekilde ilgilendi kendisiyle. Chelsea'nin de ilgisi vardı. 48 milyon euro çıkış bedeli koydu Schalke kendisiyle sözleşme uzatıp. Ama özellikle disiplinsizliği nedeniyle sadece kariyeri düşüşteydi. Polislere saldırmadan, trafik kazalarından tutun da takım yöneticileri ve takım arkadaşlarıyla kavga etmesi sebebiyle sadece Schalke'den değil, Avusturya'da Sturm Graz'dan da kopuldu. Hollanda'da Roda'da ve en sonunda Mart 2019'da Willem II ile sözleşmesi vardı ve Mart 2019'da da takım sözleşmesini feshetti. Trabzonspor da bunu göz önünde alarak iyi bir sözleşme imza attı. 1 artı 3 gibi bir sözleşme.
Bu sözleşmeyle de kendisini garantiye aldı. Ayrıca çok düşük bir yıllık maaş ödeyecek kendisine. Az risk çok kazanç transferi olarak görebiliriz. Aynı zamanda da göze çok hoş gelen bir futbolu var. Hızı, driblingi, çok rahat çalım atması ve oyuncuları geçmesi. Aynı zamanda uzaktan sert şutları ve bitiriciliğiyle de gerçekten Trabzonspor taraftarının gönlünü kazanacaktır. Tabii ki disiplinsiz davranışları nedeniyle Trabzon taraftarının çok ciddi tepkisini görecektir. Ama sahada Sosa ve Mikel gibi çok önemli iki lider karakterli oyuncularla oynadığı sebebiyle de Donis'in aslında yavaş yavaş bence kendi geleceğini düşünüyorum. Ve Trabzon bence yılın kendileri adına en iyi transferini yaptı şu ana kadar. Evet, bence Trabzon'da yeni bir başlangıç yapabilir diyeyim ben de Alican'a. Ekleyeyim. Alican çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Verdiğim bilgiler için TR Scout, Şef Scout Alican Kutlu bizlerle birlikteydi. Hollanda'ya iyi akşamlar dileyelim. İyi akşamlar Hakan Bey. Sabri abi, Burhan abi sizlere de selamlar. İyi akşamlar kardeşim. Yalnız Sabri abi herkes sana abi diyor, bana bey diyor.